Sevgili arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta güz metnini işledik ve bu güz metni içerisinde fiilde yapı kısmına değinmiştik. Ben tekraren sizlerin fiilde yapı kısmını daha iyi anlamanız için bu ödev videosunda fiilde yapı konusunda yer vermek isterim sevgili arkadaşlar. Fiilde yapı kısmı arkadaşlarım biz 3 kısımda inceliyoruz. Nedir bunlar? Basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere 3 kısımda inceleniyor. Birleşik fiiller yine kendi içerisinde kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olmak üzere 3 kısımda inceleniyor. Tekraren kurallı birleşik fiiller ise kendi içerisinde yine 4 kısma ayrılıyor. Nedir bunlar? Yeterlik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili ve yaklaşma fiili olmak üzere 3 kısımda inceliyoruz sevgili arkadaşlar. Bizim için bu fiilde yapının en önemli kısmı birleşik fiillerde kurallı birleşik fiiller kısmıdır arkadaşlar. Genelde sorular kurallı birleşik fiillerden gelir bilginize diyerek gerekli hatırlatmaları yapıp basit fiillerle devam edelim. Basit fiiller bildiğiniz üzere arkadaşlarım yapım eki almamış fiillerdir. Yani hiçbir şekilde türemeye girmemiştir. Kök şeklinde bulunan fiillere biz basit fiiller diyoruz. Mesela örneklerimize bakacak olursak nedir? Gitmekten gittiler, onlar gittiler. Yani gitmek fiil kök. Ti burada görülen geçmiş zaman, ler ise üçüncü çokluk şahıs eki diyebiliriz. Mesela sevmekten sevdim. Sevmek fiil kök, sevdi yine görülen geçmiş zaman eki, birinci teklik şahıs iyelik eki de M harfidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Almaktan almış, tutmaktan tuttu, kalkmaktan geniş zaman almış kalkar, gelecekmiş sevgili arkadaşlar gelmekten gelecekmiş yani gelecek zamanın rivayeti şeklinde yani zaman olarak birleşiklik var. Dikkat ederim arkadaşlar buraya. Zaman olarak birleşiklik söz konusu. Burada sadece fiil anlamına bakacak olursak fiil basit bir şekilde karşımıza çıkmış. Gelelim türemiş fiillere sevgili arkadaşlarım. Basit fiillerde yapım eki almadığını söylemiştik. Türemiş fiillerde iş değişiyor sevgili arkadaşlarım. Türemiş fiillerde en az fiilimizin bir kere türemesi gerekiyor. En az bir tane yapım eki alarak ne yapması gerekiyor? Türemesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Türemiş fiiller iki şekilde oluşuyordu. Nedir? İsim veya isim soylu sözcüklerden yani kökü isim olan ve isim soylu sözcüklerden türemiş fiiller vardı. Bir de fiil kök veya gövdelerinden türemiş fiiller vardı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek verecek olursak nasıl diyebiliriz? Mesela birinci örneğimiz güzelleşmiş. Güzel isim kök. Güzelden güzelleşmek isimden fiil oldu. Güzelleşmiş yani duyulan geçmiş zaman ekini alarak fiilimiz türemesini tamamladı diyebiliriz. İkinci örneğimiz sevmekten sevilmek yani fiil kökten türemiş tekrar gelen türeme ekiyle tekrar fiilleşmiş. Sevmekten sevilmek, sevilmekten sevildi. Görülen geçmiş zaman ekiyle türemesini tamamladı sevgili arkadaşlarım. Baktığımız zaman mesela gelmek fiili. Gelmekten geltirmek, getirmek diyoruz hani hatırlarsanız ama bunun kökünü gel kökünden almamız gerekiyor. Yani fiilden fiil olarak türemesini tamamlıyor sevgili arkadaşlarım. Son olarak en son örneğimize bakalım. Göz isim kökünden gözlemek, gözlemekten daralmaya uğramış burada ne olmuş? Gözlüyor olmuş yani göz isim kökünü olmuş türeyerek fiil haline gelmiş ve üzerine şimdiki zaman ekini alarak türemesini tamamlamış. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Birleşik fiiller. Birleşik fiiller sevgili arkadaşlarım en az iki tane sözcüğün bir araya gelmesiyle birleşik fiiller oluşur diyebiliriz. Mesela birleşik fiili oluşturan kelimelerden her ikisi fiil de olabilir ama en az bir tanesi fiil olmak zorundadır sevgili arkadaşlarım. Biz birleşik fiilleri kaça ayırıyorduk? Zaten videomuzun başında da söylemiştik. Kurallı birleşik fiillerimiz vardı. Yardımcı birleşik fiillerimiz vardı. Yani yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiillerimiz vardı. Bir de anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimiz vardı sevgili arkadaşlarım. Daha çok deyimler bu anlamca kaynaşmış fiillerin içine giriyor. Hemen birinci maddemizle devam edelim. Nedir? Kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiillerde arkadaşlarım genellikle birleşik yazılma söz konusudur. İki fiil belli kuralla bir araya gelir ve birleşik yazılır sevgili arkadaşlarım. Fiil artı fiil formülüyle bunu aklımızda tutabiliriz.
Dört tane kurallı birleşik fiilimiz vardı sevgili arkadaşlar. Yazım kurallarında özellikle bunun birleşik yazılmasına dikkat ediliyor ve vurgulanıyor. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Yani yazım kurallarıyla da alakası var. Buna bağlantılı olarak sorular karşınıza gelebilir. Aklınızda bulunsun. Nedir arkadaşlarım? Birincisi yeterlik fiilimiz. Genellikle yeteneklerden, kabiliyetlerden bahsetmek için biz yeterlik fiilini kullanırız. Bazen de ihtimal anlamında kullanabiliyoruz. Ebilmek ekiyle yeterlik fiili kullanılıyor. Tezlik fiili genellikle bir fiilin hızlı bir şekilde yapılması yani ivedi bir şekilde yapılması için tezlik fiili kullanılır. İvermek ekiyle. Sürerlik fiilimiz bir fiilin devam ettiği anlamında kullanılır. Üç kullanım şekli vardır. E kalmak, e gelmek, e durmak şeklinde. Yaklaşma fiili ise fiilin gerçekleşmesine az bir vakit kaldığını göstermek için biz yaklaşma fiilini gösteririz. Genellikle ayazmak tek kullanım şekli kullanılabilir diyebiliriz arkadaşlar. Peki, kurallı birleşik fiillere bakacak olursak verilen örneklerden yola çıkarak buradaki örnekleri inceleyelim arkadaşlarım. Nedir? Ben bu işi yapabilirim. Yapabilirim. Yapmak fiili üzerine ebilmek geldiği için yeterlik diyebiliriz. Şu işi yapıver. Ne dedik? Tezlik fiilimizin eki neydi? İvermekti. Yapıver şeklinde olduğu için tezlik fiili kullanılmış. Seni birden görünce korkudan öle yazdım. Yani az daha neredeyse ölüyordum anlamında kullanılmış. Ayazmak. Yaklaşma fiili kullanılmış. Ardından baka kaldım. Bakmak fiili sürekli yani uzun süre bir hal aldığı için sürerlik fiili kullanılmış. Bu gelenek günümüze kadar süre geldi. Yine fiilin devamlılığı söz konusu olduğu için sürerlik fiili kullanılmış. Sen okula gide dur. Yine ne olmuş, ne kullanılmış burada? Yaklaşma değil de sevgili arkadaşlarım burada yanlış verilmiş. Sürerlilik fiili kullanılmıştır diyebiliriz. Yani kal, gel, dur şeklinde söylememiz mümkündür sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum yine birleşik fiillerden. Yardımcı eylemle yapılan birleşik fiiller yine kendi içerisinde bildiğiniz üzere etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi yardımcı fiiller kullanılarak yine isimlerin üzerine geldikten sonra birleşiklik söz konusu oluyor sevgili arkadaşlarım. Peki, hemen örneklerimize bakalım sevgili arkadaşlar. Tercih etmek. Tercih ismi üzerine etmek fiili gelmiş. İsim artı fiilden birleşik fiil oluşturulmuş. Ya da mutlu olmak. Mutlu isminin üzerine olmak fiili gelerek yine bir birleşiklik söz konusu olmuş sevgili arkadaşlar. Emir etmek. Bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlarım eğer ki isim artı fiil birleşme söz konusu olduğunda bir ses olayı olduğu zaman kesinlikle isim artı fiil birleşik yazılıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun zaten uyarısını bir sonraki slide ekranımızda göreceğiz sevgili arkadaşlar. Mesela buna örnek olarak ne diyebiliriz? Hissetmek, affetmek, hapsolmak, kaydolmak. Bu örnekleri yine yardımcı eylemle yapılan birleşik fiillerde birleşik yazılan fiillere örnek gösterebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bahsettiğim konu bu şekilde. Yardımcı eylemle birleşik fiil oluşturulurken ses türemesi, ses düşmesi olursa yardımcı fiil isme birleşik yazılır sevgili arkadaşlarım. Örneklerini zaten bir önceki slaytta vermiştik. Hissetmek veya devralmak, devretmek şeklinde olan oluşturulan isim artı fiil birleşik fiilleri ne olur? Ses olayı olduğu için birleşik yazılır sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki slayt ekranımızda da yine birleşik fiillerin son maddesi olan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var arkadaşlarım. Genellikle deyimler karşımıza çıkar bu anlamca kaynaşmış birleşik fiillerde. Fakat deyimlerin haricinde yine en az iki tane sözcüğün bir araya gelerek gerçek anlamından uzaklaşmasıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin oluştuğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ne diyebiliriz örnek olarak? Odunların depoya taşınamadığını görünce küplere bindi. Küplere binmek gerçekten bir küpün üzerine çıkmak anlamında değil sevgili arkadaşlar. Sinirlenmek anlamında. Yani iki kelime de gerçek anlamından uzaklaştığı için biz buna anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyoruz. Devam edelim. Onun söylediklerine artık kulak asmıyorum. Kulak asmak gidip de kulağımızı bir yere asmıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Ne deriz? Yani onu dinlemiyorum. Onun söylediklerini dikkate almıyorum manasında
kullanılmıştır diyebiliriz. Son örneğimize bakacak olursak, bahçeye giren domuz ortalığı talan etti. Talan etmek arkadaşlarım dağıtmak anlamında kullanıldığından dolayı yine kelime gerçek anlamından uzaklaştığı için burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil söz konusudur diyebiliriz. Şimdi arkadaşlarım Word dosyası üzerinden biraz soru çözümü yapmak istiyorum. Şöyle söylemiş, demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı olarak farklıdır? Ekleri tanıya tanıya gidelim sevgili arkadaşlarım. Yani göre göre gidelim. En azından konumuzun pekişmesini sağlayalım. Bu şiiri defterimize öğretmenimiz yazdırmıştı. Hemen fiilimi alayım. Orada olanları bize anlatıverin hele. Yine fiilimizi aldık. İstediğiniz kitabı bir hafta içerisinde getirtebiliriz. Yine fiilimizi aldık. Çocuklardan biri tahta köprüden düşe yazdı. Evet, fiilimizi yine aldık. Şimdi bu fiilleri inceleyelim sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman A şıkkında ne demiş? Yazmaktan yazdırmak, yazdırmaktan yazdırmış, yazdırmıştı. Yani yazmaktan yazdırmak dediğimiz zaman bir türeme söz konusudur sevgili arkadaşlarım. O zaman biz buraya ne deriz? Kesinlikle burada bir türemiş fiil söz konusudur sevgili arkadaşlarım. Diğer şıklara bakacak olursak ne diyebiliriz? Anlatıverin hele. İ vermek neydi bizim? Tabii ki tezlik fiilimizdi arkadaşlarım. Kurallı birleşik fiillerde istediğiniz kitabı bir hafta içerisinde getirtebiliriz. Ebilmek bizim yine kurallı birleşik fiillerde hangi fiilimize tekabül ediyordu? Yeterlik fiili sevgili arkadaşlarım. Yeterlik fiilimizin ekiydi. Devam ediyorum. Düşe yazmak. Düşe yazmak, a yazmak fiilini göstermiştik. Yine kurallı birleşik fiillerde neydi arkadaşlarım bu? Tabii ki yaklaşma fiilimize, yaklaşma fiili, kurallı birleşik fiile tekabül ediyordu. Yani burada doğru cevabımız kesinlikle arkadaşlarım A şıkkı olacaktı. Devam ediyorum ikinci soruyla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiili kullanılmıştır? Yeterlik fiilimiz hemen üst kısımda söylemiştik. Fiil eki olarak ne diyorduk biz buna? Ebilmek diyorduk değil mi arkadaşlar? Yani bize soruda ebilmek fiilini kullandığımız neyi aramış? Şıkkı aramamız istenmiş. Hemen bakalım. Sporculardan birinin ayağı kırıla yazdı. Kırıla yazdı zaten söylemiştik. Yaklaşma fiili örneğine giriyordu. Dilekçeyi birkaç dakika içinde yazı verdi. Yazı vermek sevgili arkadaşlarım yine tezlik fiili içerisine giriyordu. Zavallı kadın trenin ardından baka kaldı. Bizim üçlümüz vardı sevgili arkadaşlar. Kal, gel, dur. Sürerlilik fiili. Fiil eğer devam ediyorsa sürerli fiili diyebiliriz. Sorunları kendi aramızda çözebiliriz demiş. Ne dedik biz? Yeterlik fiilin arkadaşlar ebilmek fiili kullanılıyordu bunun için. Dolayısıyla yeterlik fiili istenilen cevap kesinlikle Denizli'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürerlik fiili kullanılmıştır? Üçlümüzü unutmayalım sevgili arkadaşlar. Kal, gel, dur. Dikkat edelim. Bu marş her törenlerinde okuna geldi. Hemen zaten birinci şıktan kendini ele verdi. Devam edelim. İkinci şıkka bakalım. Evi temizlerken porselen vazoyu kıra yazdı. Az daha kıra yazdı. Yani yaklaşma fiilimiz söz konusu. Devam ediyorum. Vakti olursa o da bizimle sinemaya gelebilirmiş. Ebilmek fiiline dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ne var burada? Yeterlilik fiilimiz var. Son şıkkımıza bakalım. Kaşla göz arasında ceviz ağacına çıkıverdi. İvermek fiilimiz var arkadaşlar. Biz buna ne dedik? Olayın hızlı bir şekilde yapıldığını gösteren tezlik fiilidir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlarım okuna geldi. Kal, gel, dur şeklinde kodlamıştık biz bunu. Dolayısıyla bunun cevabına da Adana diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır demiş. Bakalım inceleyelim. A şıkkında otobüs viraja hızla girdiği için devrile yazmış.
Ayazmak fiili neydi sevgili arkadaşlarım? Yaklaşma fiili olarak kullanılıyordu. Tekrar edelim. Özür diliyorum. Yaklaşma fiili olarak kullanılmıştı. Hastayı daha büyük bir hastaneye sevk etmişlerdi. Sevgili arkadaşlarım, sevk etmek, dolayısıyla yardımcı fiil kullanılarak bir birleşiklik söz konusu var. Söz konusudur burada. Odun çuvallarını evin altındaki kömürlüğe taşıyıverdiler. İvermek tezlik fiilidir. Yine kurallı birleşik fiil. Tezgahtaki meyvelerden ben de seçebilir miyim? Ebilmek fiili. Dolayısıyla burada yani Adana, Ceyhan ve Denizli'de sevgili arkadaşlarım ne vardır? Kurallı birleşik fiil kullanımı söz konusudur. Fakat Bursa'da sevgili arkadaşlarım nedir? Yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiil söz konusudur diyebiliriz. Son sorumuzla bu ödev videosunu bitirelim sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit yapılı bir fiildir demiş. A şıkkında çeşmeden güvercinler su içerdi. B şıkkında böyle kapalı ortamlarda çabuk sıkılırdı. C şıkkında filmi izlerken hepimiz çok duygulandık. D şıkkında ise çukura giren arabanın arka lastiği patlamıştı. Hemen bakalım sevgili arkadaşlarım şıklarımıza. İçmekten içerdi. Yani içmekten içerdi nedir? İçmek kökü üzerine geniş zaman eki gelmiş. Geniş zaman eki üzerine ise görülen geçmiş zaman eki gelmiş. Yani biz buna ne deriz? Geniş zamanın hikayesi. Zaman olarak birleşiklik var ama fiil olarak basit şekildedir sevgili arkadaşlarım. B şıkkına bakacak olursak sıkmaktan sıkılmak. Dolayısıyla burada bir fiilden fiil türemesi söz konusu. C şıkkına bakacak olursak duygudan duygulanmak yani isimden fiil olma söz konusu bir türeme söz konusu. D şıkkına bakacak olursak pat sesinden patlamak sevgili arkadaşlar. Yine isimden ne olmuş? Fiil olmuş. Fiil olarak türemiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Umarım bu ödev videosu sizin için faydalı olmuştur sevgili arkadaşlarım. Lütfen size verilen ödevleri güzel bir şekilde, konuyu anlayacak şekilde yapmanızı sizden istiyorum. Bir sonraki ödev videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar.